Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü konumuz vuruldu sensörü. Bir müşterimizin şikayeti var. Şikayeti de şu, aracın yolda giderken gaz kesmesi. Yani bir anda gazın ayağından gitmesi diyebilirim. Yani gaz verdiğinizde istediğiniz tepkiyi almaması, araç arızaya geçiyor. Ve hani gaz yemesinde problem yaratıyor. Biz de bunu cihaza bağladık. Birazdan zaten cihaza bağladığımızda ne arızaları verdiğini göreceksiniz. Orada bir kodlama arızası da var, yalnız o kodlama arızası farklı bir şey. Ama vuruldu sensörünün arızası da var. İşte bunu nasıl gördüğümüzü göreceksiniz. Birazdan da o cihaza nasıl bağlandık, İlk önce bir arızayı göstereyim ben size. Ardından da vuruldu sensörünün ne olduğunu ve nerede olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi vuruldu sensörünün, bakın arabayı kaldırdığım zaman görüyor musunuz şu soketi? Hiçbir şey ellemedim. Soketi görüyor musunuz? Bu soket vuruldu sensörünün soketi. Çıkmış yerinde. Vuruldu sensörü de takalım, şunu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, az önceki soketi taktığım ve vuruldu sensörü bu. Soketi yerine taktım, gördüğünüz gibi soket çıkmıştı. Nasıl çıktıysa orada artık çıkabiliyor bazen. Vuruldu sensörü bu arkadaşlar. Bu motordaki işte pistonun vurma, nasıl diyeyim size şimdi, bu yani grangın çevirdiğinde motorun vibrasyonunu ölçen alet bu. Vuruldu sensörü diyoruz sanayi dilinde. İngilizce başka bir ismi olabilir ama ben bilmiyorum, yalan yok. Durum bu. Bunu da şimdi göstermemin sebebi de şu: kime arkadaşlarımız yorumlarda bize arızaları soruyorlar ama arkadaşlar, şimdi ben bunu neden vuruldu sensörü demiyorum da neden araba gaz kesiyor diye bir başlık atmadım. Vuruldu sensörü dememden sebep işte arızayı verdiğinden dolayı vuruldu sensörü. Çünkü bu arızayı başka bir şeylerden de verebiliyor. Durum bu. Gördüğünüz gibi soket çıkmıştı. Şimdi yerine takıyorum. Sizlerden de arıza kodunu bana iletirseniz daha net konuşabilirim. Yani daha net yorum yapabilirim yorumlarınıza. Şimdi geçelim yukarıya. Tekrar az önce gördüğümüz arıza statikti. Normale dönmüş mü? Etkin arızaydı. Özür dilerim. Etkin arızamız statiğe dönmüş mü? Bakalım. Eğer dönmüşse silelim. Yola çıkalım. Test edelim. Bakalım kesme, arıza verme var mı? Evet arkadaşlar, tekrardan yukarıya geldik, kontağımızı açtık ve arızamızı sileceğiz. Şöyle bir göstergelere cam verdim. Arızamızı silelim. Problem yaşadım. Bir dakika, bazen cihazlarda kafayı yiyebiliyor. Sesi duyduk. Tekrar çıkıp girmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, önceden bir tornavida bir penseyle işimiz eyvallah'tı. Şimdi bu aletler olmadan ilerleyemiyoruz. Yani arıza bulamıyoruz. Bu yüzden de dediğim gibi arıza kodları bizim için önemli. Yani aracınızda arıza yapacak olan birden fazla sensör var. Şimdi vuruldu sensörü bu arabada gaz kesiyor.
Evet, şurada yazıyordu. Gene statik demiş ama silip bir yola çıkacağız. Soketi taktık. Şimdi vurultu sensörü bunda gaz kesiyordu ama bunu boğaz kelebeği de yapabilirdi. Oksijen sonda sensörü de yapabilirdi. Şimdi siz bana gaz kesiyor deseniz, yani bu alet olmadan ben bunu sensörler elektroniğini, yani motor elektroniğini kontrol etmeden net bir şey söyleyemezdim. Şimdi de gördünüz, bu soket çıkmıştı. Bunu sildik. Bakalım bir daha gireyim tekrardan, var mı bir şey? İçeri garda sorgula. Yok. Bir de motoru çalıştıralım. Tekrar bir sorgulatma yapayım. Şu an yok. O kontrol ünitesi kodlanmış. Bu farklı bir arıza arkadaşlar. Kodlamayla alakalı bir arıza. Bu uzun sürecek bir arıza, yani onu gidermemiz. Onu zaten müşteriye belirteceğiz. Böyle böyle bir sıkıntısı var. Benim testte mi çıkıyorsunuz? Çıkacağım birazdan. Şu şey bizim işte hallettik bekler. Tamam, geliyorum yanına. Şimdi arkadaşlar teste çıkalım. Bakalım kilometremiz ne? Gördüğünüz gibi 63 228.063. Şimdi bir test yapalım. Testten sonra videoyu tekrardan başlatacağım. İşte ne kadar kilometre yaptım, arıza yaptığımı yapmadığımı, araba yığılma yaptığımı yapmadığımı, bunları o videonun içerisinde size belirteceğim arkadaşlar. Ben bir teste çıkayım. Malum testteyken video çekemiyoruz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Evet, şimdi 7 kilometre yol testinden sonra arkadaşlar tekrardan bir cihaza bağlayacağız aracımızı. 7 kilometre gördüğünüz gibi teste gittim. Herhangi bir şey var mı? Tekrardan bir bakacağım. Sizler de görün. Motor elektroniği. Evet, gördüğünüz gibi burada sensörü gitti. Olay bu kadar arkadaşlar. Durum bu. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız varsa da yorumlarda alabilirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.